İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın onurlu ziyareti. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan Paris'teki Père Lachaise mezarlığını ziyaret etti. Nikol Paşinyan 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 100. yıl dönümüne adanan törene katıldı. ABD hava saldırıları sonucunda Suriye'de aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil öldü. Zabel Yesen'in Son Kadeh adlı hikayesinin çevirisi Konstantinopolis'te yayınlandı. Arkeologlar Arceş'te antik taş şehrinin kalıntılarını buldu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, piskoposluk tahtına çıkma törenine katılmak için Kutsal Etienne Divimont Kilisesi'ni ziyaret etti. Paris Başpiskoposu ve Fransa'nın Doğu Katolik Kilisesi temsilcisi Monseigneur Michel Opeti başkanlığında, Fransa'daki papalık heyetini temsil eden Monseigneur Luigi Ventura'nın varlığında, Monseigneur Eli Yeryayan, ilahi ayın sırasında Fransa'daki Katolik Ermenilerinin Paris Kutsal Haç Kilisesi'nin piskoposluk sorumluluğunu devraldı ve bu ayin Ermeni kilise adetlerine göre gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Paris'teki Père Lachaise mezarlığında Ermeni halkının büyük evlatları Boğuz Nubar Paşa ve Antranik Ozanyan'ın hatırasına saygıda bulundu. Ziyaret, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşti. Boğuz Nubar Paşa, ülkenin ilk devlet başkanı olarak ülkesini müttefik ülkelerde temsil etti. Onun, Batı Ermenistan ve Ermenilerin hukuksal temsilindeki rolü özellikle paha biçilmezdir. Ulusal Kurtuluş Hareketi kahramanı Antranik Ozanyan, 1. Dünya Savaşı sırasında kahramanca bir yoldan geçmişti. Bu savaş döneminde Boğuz Nubar Paşa ve Antranik Ozanyan, halkının refahı ve adaleti için mücadeleye atıldılar. Batı Ermenistan, cesur evlatlarını ve onların adil mücadelesini anmakta ve önlerinde saygıyla eğilmektedir. Ermeni halkı bu insanlar için hayattayken onlara şarkılar besteliyordu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Paris'te 11 Kasım'da düzenlenen 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Basın ve Toplumla Bağlar Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nikol Paşinyan, eşi Anna Hagopyan'la birlikte Yelisey Sarayı'na hareket etmiş ve burada Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile Brigitte Macron tarafından karşılanmıştır. Bundan sonra Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan devletlerin, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların yöneticileriyle birlikte kutlama töreninin yapıldığı Paris'in Charles de Gaulle Meydanı'na hareket etti. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, şeref kıtasını denetledi. Fransa adına şehit düşenlerin anısına saygı duruşundan sonra Fransız Milli Marşı çaldı ve bunu kültürel program izledi. Öğrencilerin müzik performansları eşliğinde 1 Kasım 1918'de bestelenen orijinal bir şarkı okundu. RIA Novosti Ajansı'nın sana ajansından aktardığı habere göre ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deir ez-Zor eyaletine yaptığı hava saldırısında 4 kişi öldü. Ajansın yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberde uluslararası koalisyon Deir ez-Zor eyaletinin Hacin şehrine yapmakta olduğu hava saldırıları devam etmektedir. Bu saldırılarda sivillerden 2 kadın ve 2 çocuğun öldüğü belirtilmektedir. Uluslararası koalisyon güçleri düzenli olarak Hacin üzerine hava saldırıları düzenlemektedir. Hava saldırılarında beyaz fosfor kullanıldığını Sana Ajansı 13 ve 19 Ekim günlerindeki yayınlarında dile getirmişti. Bundan sonra Suriye hükümeti Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak suçluların belirlenmesi ve Suriye'de yasa dışı olarak bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin sınır dışı edilmesini istemişti. ABD ve onun müttefikleri Suriye'de 2014 yılından beri İslam Devleti'ne karşı savaşmaktadır. Bunlar aynı zamanda ülke yönetiminin iznini almadan bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Zabel Yesayan'ın Son Kadeh adlı hikayesinin çevirisi Konstantinopolis'te Aras Yayınevi tarafından yayınlandı. Hikayeyi Türkçe'ye çeviren Mehmet Fatih Uslu konuyla ilgili bilgiyi kendi Twitter hesabından duyurdu. Onun belirttiğine göre kitap gelecek hafta kitapçıların raflarında yerini alacak. Çevirmen Son Kadeh, Zabel Yesayan'ın en ilginç eserlerinden biri olduğu kanısındayım diye yazdı. Zabel Yesayan'ın Son Kadeh hikayesinin ilk kez 1917'de yayınlandığını belirtelim.
Arkeologlar Van Gölü'nün kuzey kıyısındaki Arges ilçesinde 2600 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen bir antik kent keşfetti. Haber.com sitesinin yazdığına göre 270 hektarlık arazi üzerine yayılmış olan şehirde 70 bin kişinin yaşamış olduğu sanılmaktadır. Uzun kazılardan sonra duvarlar ve sokakların izleri bulundu. Gizemli eski şehrin planı havadan daha açık bir şekilde görülmektedir. Arkeologlar şehrin bulvar ve sokaklarının yeterince geniş ve düz olduğunu, ayrıca 35 metre çapında birbirinden ayrı pek çok mahalleler bulunduğunu ifade ediyor. Gelecek yıl arkeologların burada daha detaylı çalışmalar yapması bekleniyor. Arkeologlar geçen yıl Van kentinde 2800 yıllık buğday tohumları keşfetmişti. Tohumlar Van şehrine 25 kilometre mesafedeki Urartu Kralı 2. Sardur'a ait kale surlarının yakınında bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hovagim Grigoryan tarafından seslendirilen Aşuk Şeram'ın Cesur Antranik adlı şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.